Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil hükümeti, HDP'nin ofisini kapattı, çalışanlarını sınır dışı etti. Sınır dışı edilen HDP'lilerden biri 6 Kasım'da KDP tarafından çağrıldıklarını ve iki araca yerleştirilerek Erbil dışına bırakıldıklarını kendilerine iyi burada, Erbil'de, size yer yok, Süleymaniye'ye gidin denildiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin terör örgütü, PKK-YPG'ye yönelik tavrı sertleşiyor. PKK ve onun uzantılarının zararlı faaliyetleri bölgede huzursuzluğa ve gerginliklere sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri destekli terör örgütüne bağlı olarak çalışan parti adı altındaki grupların buradaki varlığı, bu nedenle gerek merkezi idareyi gerekse de yerel idareyi rahatsız ediyor. Bu çerçevede Irak yönetiminin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi ve örgütle ilişkili hareket eden 3 partiyi kapatması, teröristlerin barınma alanlarından birini daha kaybetmesi anlamına gelmişti. Erbil merkezli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de Irak yönetimine benzer bir adım attı ve HDP'nin bu kentteki ofisini kapattı. Yönetim sadece ofisi kapatmakla kalmayıp HDP temsilciliği sözcüsü Hikmet Atif, üyeler Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ı iki ayrı araca bindirerek sınır dışı etti. Irak hükümeti, Temmuz ayında terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmiş, Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için yasaklı örgüt ifadesinin kullanılmasını istemişti.